bayağı ya her farklı. Şeyin bir sebebi var işte, dünyada olan. Gerçekten öyle, gerçekten öyle. Bütün güzel keşiflerin arkasında bir tesadüf, bir kaza değil mi? Kötü bir anı var. Kötü bir anı. Evet. Bazen de güzel anılar var. Lezzet dediğimiz zaman, işte müzik dediğimiz zaman, moda dediğimiz zaman, bu arada çok şıksın. Ya, çok teşekkürler efendim, siz de. Bunların hepsi bir gustodur. Evet. Değil mi? Öyle, ben öyle hissediyorum. Yani bu o gustoyu yaşamak, onu hissetmek, onu paylaşmak. Giyimde, müzikte, evet. Yemekte de hani keyifleri yaşıyorsun yani gibi hissediyorum. Demin konuşuyorduk o tesadüfler, kazalar falan. Bu Amerika'daki, aslında baktığım zaman ki senin ciddi bir New York geçmişin var. Evet. O büyük buhran. İçki üretimin 1920'lerdeki yasağı falan, 13 yıl falan galiba sürüyor. Cazın yükselişi, hatta belki dipten böyle kalkıp yükselişi. Yükselişi. Hepsi tam aynı dönem. Zamanlara geliyor değil mi sanki? Tam bu dönem. Speakeasy denen kulüplerin aynı buraya benzeyen ama legal olmayan aslında. Ve de müzisyenlerin tam işte o müziği üretmeye başladığı yerler. Ve o yasaklar yüzünden o üretim başlıyor aslında. Herkes orada bir araya geliyor. Her şey çok yüksek. Çok insan, çok yüksek müzik ve müthiş bir enerji içeride. Büyük buhranın sonundaki üretimler en ümit verici parçalar çıktı ortaya. Mesela güzel bir parça var. Benim de çalmaktan çok çok keyif aldım. On the Sunny Side of the Street. Hikayesi şöyle. Her zaman yolun güneşli tarafından yürümeyi seçmek. Hepimiz öyle yapsak keşke değil mi? Nefis bir, hani şöyle söyleyeyim, insana enerji veren bir evet. isim zaten. Galiba şarkıyı biliyorum. Bence biliyorsun abi. Şarkı demek yanlış, parçayı. Parçayı, biliyorum. Bence biliyorsun. Oh,
Sen o güzel müziği yaparken ben de sana belki New York'u hatırlatacak birkaç tane lezzet isteyeyim dedim. Belkisi olur mu ya? New York buraya gelmiş. Evet. Bak şöyle bir şey düşündüm. Bilmiyorum doğru mu söyledim. Sana bir Ruben söyledim. Kendimi de bir pastrami sandviç söyledim. Ardından da birer de tavuk söyledim. Ama waffle üstüne değil mi? Evet evet. Güney usulü. Galiba onda güzel bir hikaye var. Öyle biliyorum. İstiyorsan şunları soğutmadan bir tadalım. Evet. Ben hep gittiğimde Ruben isterim bu arada. Pastrami yerine. Ya pastrami de çok seviyorum ama Ruben favorim her zaman Katz'da. Galiba doğru evet. Zaman istemişim senin bakalım. Için. Ben direkt şöyle elimle kocaman evet, parça tabii alacağım. Ki. Önce üzerine koslov da var. Bir sürü lezzet üst üste. Evet. İç içe girmiş. Sanki müzik gibi. Değil mi? Ekşilik var, protein tadı var, karbonhidrat tadı var. Umami, değil mi? Umami, evet. Etten gelen çok güzel bir umami var. Bir de o hafif o turşudan gelen bir ekşilik, ekşilik var. Tuzlu ve tatlı zaten. Tuzlu ve tatlı, kesinlikle. Biraz müzikte de o hikaye var. Hı. Ben onun için lezzetle müziği çok iyi evlendirdiğini düşünüyorum. Aslında demin bahsettiğin gibi hani cazdaki katmanlar gibi harman viskilerde de böyle bir sürü katman var. Farklı lezzetler, farklı tatlar bir araya geliyor ve farklı hissiyatlar yaratıyor. Ve hepsinin en güzeli seçilip en güzel sonuç çıkıyor değil mi ortaya? Aynen. Bir araya getiriliyor. Bir aslında harmoni yaratılıyor. Evet. Nasıl demin bahsediyordun ritimler var, harmoniler evet. Var falan. Bir harmoni yaratıyorsun. O yüzden bana bu ikisi çok uyuşuyor. Çok uyuşuyor. Harika uyuşuyor. Caz, kuvvetli bir tat. Kuvvetli bir duyu. Onun için karşılığında kuvvetli bir tat lazım. Kuvvetli bir lezzet lazım. Hı-hı. Sanki o amplifikatörden çıkan. Bazen hatta direkt çaldığınızda bile. Davuldan gelen. Davuldan hı-hı. Gelen değil mi o ritim? Evet. İnsana böyle bir yüksek lezzet hissettiriyor. Hı-hı. Uçakta da mesela yüksek volüm karşısında motorlardan gelen ses karşısında hı-hı. Yüksek lezzet gerektirir. Uçakta hep onun için yemekler daha tuzlu daha tatlı. Daha tuzlu daha tatlı evet. Bir jazz club'ın sence menüsü nasıl olmalı? Yani New York'ta gittiğim bir jazz club'da aslında ilk olmazsa olmaz şey tuzlu bir fıstık. Salt peanuts, salt peanuts. Parça bu. Biliyorsun parçayı. Evet, evet, evet. Bu salt peanuts üstüne parça yapılmış mesela. Bu tür tuzlu tatlar. Veyahut da olmazsa olmaz Yardbird. Charlie Parker. Yani tavuk. Evet. Tavuk cazın olmazsa olmazı. Bu acaba Afrika kökenli Amerikalıların o tavuk sevgisiyle beraber bilmiyorum beraber çok alakalı. Çok alakalı. En iyi cazcılar, bu işin en iyi örneğini vermiş Amerikalı, siyahi Amerikalı cazcılar hepsinin favorisi tavuk. Ve de iki kere kızartılmış olması lazım. New York'taki o olay nedir? İki kere kızartılır hep tavuk. Aslında bakınca tavuk çok nötr bir tavuk. Başta. Belki haşlanmış tavuğu cazın yanına koysan anlamsız gelecek. Evet. Hani tatsız gelecek. Hı-hı. Bir kere o kızartma tadı cazın getirdiği yüksek volüm, evet. Yüksek keyif, algılarımızdaki değişikliği de çok iyi tamamlıyor aslında hı-hı. Baktığın zaman. Ve tabii niye iki defa kızartılıyor? Çünkü günün sonunda orada böyle basınçlı tavuk pişiriciler yok. Evet. O için bir önceden pişiriyorlar. Tam sipariş geldiğinde burası bir kulüp. Kulüp sonuçta. Bir evet. Restoran değil. Tabii. Tak diye bir ikinci defa kızartıp hem tam pişmesini sağlıyorlar. İçi de sulu kalıyor. İçi de sulu kalıyor ve müşterinin önüne getiriyorlar. Müthiş. Lezzetler yüksek. Evet. Tuzlu. Baharatlı. Baharatlı. Mis. Şunu tadalım mı? Hadi. Altında da ne var? Waffle var. Ve üstüne maple syrup koymak gerekiyor. Evet. Tanrım. Evet. İşte bu sululuk çok önemli. Bu yağlılık evet. Çok önemli. Peki bunu cazla eşleştirirsen nasıl anlatırsın bunu? Bu kadar çok lezzeti bir araya getiren bir şey. Bal, evet. Biraz maple syrup, içinde protein, tavuk, hı-hı. Dışında kaplama. Evet, cazla ilgili aslında şöyle bir şey var. Katmanlar ve lezzetlerin bu şekilde bir araya gelmesi. Afrika'dan gelen primitif ritimler, Avrupa'dan gelen armoni. Bunlar Amerika'da bir araya geliyor ve New Orleans'da yepyeni bir tat çıkarıyor ortaya. Kreoller. İşte, kreoller. Peki nasıl farklı ritimlere gidiyorsun? Mesela nasıl sen bunu anlatıyorsun insanlara? Bir şey deneyelim mi? Ben bir şeyler çalayım. Peki. Sen de sana nasıl hisler verdiğini söyle bana. Güzel nasıl bir fikir? Şey.
Güzel fikir. Ferit, bayağı ciddi evde hissettirdi beni. Rahatlattı. Güvende hissettirdi aslında. Çok güzel. Biraz sardı sarmaladı. Nasıl söyleyeyim evet. Sana? Aslında biliyor musun, enteresan bir şimdi mutfak ekipmanlarına da benziyor. Kullandığın ekipmanlar. Bu aslında en başta sinek avlamak için üretilmiş bir şey bu arada. Hadi canım. Bu da ek bilgi olsun. Hakikaten öyle. Şahaneydi. Balat için kullandığımız bir brushlar. Balat. Şimdi harika. Başka bir dünyaya gidelim mesela. Peki. Bir anda evden dışarı çıktım. Heyecanlandım. Böyle kalp atışım arttı. Ritmi daha da yüksek hissettim. Kıpırdamak istedim. Dans hissi. Evet, evet. Bu bir Afrika ritmi. O yüzden dans hissetmek çok normal bunda da. Çok primitif diyebiliriz. Kötü anlamda demiyorum primitifi. Ama Afrika'dan gelen. Davul da zaten dünyada insan sesinden sonraki ilk enstrüman olduğu için... Bu da bence doğru bir tanımlama oldu. Harika. Bakalım şimdi ne hissedeceksin. Ama heyecan çok feciydi evet. Yani değil mi? Yine heyecanlı bir şey ama yok söylemeyeyim. Bakalım siz ne hissedeceksiniz? Peki. Deminkine göre çok daha medeni geldi. Okey. Daha organize, daha belki askeri hatta belki. Hmm. Ama yine çok heyecanlı. Evet. Fakat o heyecan kontrol edilmiş bir heyecan. Çok doğru yine. Rudimental bir şey çaldım. Askeri düzenden gelen. Ama bunun New Orleans'taki uyarlanışı. Yani ama yeni bir Afrika ritmi var değil mi arkada? Kesinlikle Afrika'dan New Orleans'a gelinmiş tamam. Ve parade'lerde çalan o düz yolda o dediğimiz işte Mardi Gras. Mardi Gras'a evet. Gidenler bunu bilir. New Orleans Shuffle bunun da ismi. Aa, çok doğru bir tanım. Evet. Tamam. Bak şimdi hemen... Her şey oturdu değil mi evet. Şimdi? Muhteşemdi. Aslında davul duyduk demin. Ana temayı ve bu kalbi hissettiren şey... Ritmi veren şey. Bunun üstüne sonra piyano ekleniyor, saksafon ekleniyor, kontrbas var. Bunlar hep üstüne eklenen ne diyebiliriz yemekteki? Lezzetler. Bunun yemekle olan ilişkisi hakkında ne düşünüyorsun abi? Şimdi mesela Ruben'e baktığımız zaman işte bir pastraminin etin lezzeti. Evet. Ondan sonra peynirden gelen bir yağlı, hafif tuzlu, asidik evet. Tuzlu bir lezzet. Turşu. Turşudan gelen evet. Bir lezzet. Ondan sonra üzerine bir ekmek evet. Geliyor. Yine yağlı böyle, bir çavdar ekmeği. Yağlı evet. Bir çavdar ekmeği. Oradan biraz baharat tatları geliyor. Evet. Yani bu, bunların hepsi beraber bir lezzet. Davul harikaydı tek başına. Benim kalbimi böyle böyle kıpırdattın. Evet. Ama bir enstrümanlarla bir araya gittiğinde daha büyük bir armoni yaşıyorum. Tabii ki. İşte bence de et çok güzeldir tek başına ama tabii. Burada... Tek başına da çok seversin yemeği. Aynen. Ama bir araya gelince başka bir armoni çıkıyor ortaya. Bu kadar New York'tan bahsettik. Biraz da New York'la ilgili bir parça geldi benim aklıma. Orman New York benim ikinci albümümden. Ne dersin? Zevkle. Zevkle sonuna kadar takip edelim. 3-4 Thank you.
Müzik.